Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda taze fasulye ile hazırlamış olduğum bir salata tarifini sizlerle paylaşacağım. Evde 250 gram taze fasulye vardı. Nasıl değerlendireyim diye düşünürken bu güzel lezzet çıktı ortaya. Sizlerle de her zamanki gibi paylaşmak istedim. Kenar kısımlarını temizledim. Taze fasulyenin fasulyeyi doğruyorum. pratik, lezzetli, her dama hitap edebilecek kadar güzel bir fasulye salatası hazırladım. Umuyorum ki sizler de hazırladığınızda beğeneceksiniz. Kaynayan su içerisine doğramış olduğum fasulyeyi ekliyorum. Fasulye cinsine göre haşlanma süresi farklılık gösterebilir. Benim kullanmış olduğum fasulye çabuk pişen bir fasulyeydi. Hafif içi çekirdekli güzel dolgun bir fasulyeydi. Bu aşamada fasulye pişti. Orta ateşte ağzı kapalı bir şekilde pişirdim. Çok fazla eritmedim fasulyeyi. Rengi gayet güzel yemyeşil. Fasulyeyi kaynar su içerisinden aldım. Soğuması için kenara bıraktım. Taze fasulye soğurken ben diğer malzemeleri hazırlayacağım. Tarif için yarım domates kullandım. Yarım domates kullanma sebebim aldığım domates çok büyüktü. Yarım domates yeterli gelecekti içerisine. küçük parçalar halinde domatesi doğrayacağım. Akşam yemeğin yanına hazırlamış olduğum taze fasulye salatasını sizler de fikir olarak hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz. Etin, tavuğun, köftenin yanında özellikle pilavın da yanında şahane giden bir lezzet. Tüm domatesi aynı şekilde doğruyorum. Domatesi doğradıktan sonra tarif içerisine orta boy bir tane kapya biber kullanacağım. Kapya biberi doğruyorum. Domatesi doğradığım gibi küçük parçalar halinde doğrayacağım. İçerisindeki malzemelerle zenginleştirilmiş bir salata tarifi. Diyet yapanların bile gönül rahatlığıyla yiyebileceği kadar hem doyurucu hem de sağlıklı. Bir tane yeşil biber kullandım. Biraz kullanmış olduğum biber alacalı. Bu tarz biberler genellikle acı olur. Benim kullanmış olduğum biber acı değildi. Küçük boy bir tane soğan kullandım. Soğanı diğer malzemeler gibi küçük parçalar halinde doğrayacağım. Yarım demet dereotu kullandım. Dereotunu doğruyorum. İçerisinde bol yeşillik, biberi, soğanı, domatesi olan lezzetli bir salata tarifi. Yarım demet maydanoz kullandım. Maydanoz dereotunu kendi damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Ben yarım demet olarak kullandım maydanoz dereotunu. Sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı isot, 2 diş rende sarımsak 5 yemek kaşığı nar ekşisi yarım limonun suyunu sıkıyorum bir çay kaşığı kaya tuzu yarım kahve fincanı zeytinyağı ekledim malzemeleri karıştıracağım güzel lezzetli bir sos oldu Soğuyan suyu iyice süzülen taze fasulyeyi ekledim. 3 dakika sos içerisinde karıştırıp bekleteceğim. 3 dakika sosta bekleyen fasulyenin üzerine domatesi, kapya biber, yeşil biber, soğan, dereotu Maydanozu ilave ettim. Malzemeleri hem sosa hem de fasulyeye karıştıracağım. Sizler de benim gibi taze fasulye seven biriyseniz bir de taze fasulyeyi böyle deneyin derim. Çok beğeneceksiniz lezzetini. 5 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekledim. Üzüm sirkesi de çok güzel yakışıyor. Biraz daha lezzetine lezzet kattı üzüm sirkesi hafif mayhoş bir tat verdi. Hazırlamış olduğum salatayı bir tabak içerisine alıyorum. Hem rengiyle hem lezzetiyle beğeninizi kazanacağını düşündüğüm güzel bir salata tarifini nacizane dilimin döndüğü kadar anlatıp sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik, lezzetli, güzel bir salata tarifi arıyorsanız. Bir de taze fasulye salatasını deneyin derim. Başka pratik lezzetlerde görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.